İstanbul'da deprem olmadan çöken binalara yenisi eklendi. Bahçeli Evler'de 7 katlı apartmanın bir kısmı çöktü. Bina sakinleri büyük tehlike atlattı. Sebep bilindik. Çürük yapı ve kaçak kat. Of Allah'ım of. İnsanlar içeride var insanlar. Bina komple bina çöktü kendi kendine. Bina çatırdı, çıktık dışarıya, çöktü bina. Bir baktım ses geliyordu hani böyle sanki deprem olmuş gibiydi. Hani sanki deprem oluyordu. Önce çatırdama sesleri geldi. Daha sonra büyük bir gürültü koptu. 7 katlı binanın bir kısmı işte böyle çöktü. Çöken binadan kurtulan vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Ya çatır çatır ses geldi, çatladı lan. Bazıları enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bina kendi kendine çöktü 3 dakikada. Sanki 7.5 gibi bir deprem yaşandık. Tağına çöktü, toz dumanın içine kaldı, biz kendimizi o dışarı attık. Bahçeli Evler'de bulunan Zafer Mahallesi'ndeki 7 katlı bina sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Vatandaşlar deprem oluyor zannetti ancak dışarı çıktıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Zaten kapıya indiğim gibi bina çöktü. Maalesef onlar yıkılırken benim avizelerim zangır zangır sallandı. Çünkü biz alışkınız. Bir kamyon dahi girse binalarımız sallanıyor. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Enkaz arama çalışmaları başlatıldı. Neyse ki korkulan olmadı. Ölen veya yaralananın olmadığı belirtildi. Çökmenin ardından yetkililer bölgede incelemelerde bulundu. 1980 yılında yapılan binanın 3 katının kaçak olduğu tespit edildi. Tedbir amaçlı çevrede bulunan diğer binalar da boşaltıldı. 1980 yılında yapılmış 4 katı, 3 katı 94 yılında kaçak olarak yapılmış 7 katlı olmuş. 9 daire var, yaklaşık 40 kişi yaşıyormuş. Ama tesellimiz hiçbir komşumuzun yaralanmaması veya şehit olmaması. Yapılan incelemeler sonrası binanın tamamen yıkılmasına karar verildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı, kontrollü yıkım başladı. Etrafı toz bulutu kapladı. Tahliye ettik binayı. Çok şükür bir can kaybı, yaralanma yok. Tahliye ettikten sonra da 10-15 dakika sonra da bina çöktü zaten. Bahçeli Evler'deki çökme İstanbul'da benzer durumdaki binlerce binayı akla getirdi. Maalesef şu anda envanterimiz o kadar çok ki böyle bina. Her ilçede hemen hemen bir 500 ila 1000 arası böyle binamız var. Yarın başka bir ilçede ya da başka bir bölgede gene böyle bir binadan haber alacağız. Binanın çökmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Aynı mahallede başka bir çökme olayı daha yaşandı. 4 katlı binanın çatısı kısmen çöktü. Binadakiler tahliye edildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.